Efendim herkese yeniden merhaba. Sudan'da yaşanılan çatışmalar bir karakterin, bir portrenin Ukrayna Savaşı'ndan yakında tanımak fırsatını bulduğumuz bir Rusya portresinin bir kez daha tartışılmasına neden oldu. Şahsın adını hemen söyleyeceğim Evgeni Prigojin. Rusya'nın ünlü Wagner paralı asker grubunun patronu. Esasında bu paralı asker grubunun artık Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir yarı resmi grup olarak çalıştığını hepimiz biliyoruz. Yani Rusya uluslararası hukuk çerçevesinde kendi resmi ordusunu göndermesinin muhataralı, tartışmalı olduğu bölgelere bunları gönderiyor. Yani bunlar hemen oraya gidiyorlar ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın beklentileri doğrultusunda çalışmalarını yürütüyorlar. Bunlarla biz Suriye ve Libya'da karşılaştık. Suriye'de biz karada bunlarla karşılaşmadık. Amerikan ordusu Fırat'ın doğusuna geçen 300-350 kadar Wagner askerini bundan e, yaklaşık 6 yıl önce bir hava saldırısında Şakkadan'a öldürdü. Bir hava saldırısıyla. 350 Rus gitti. Ve o dönemde şunu anladık ki Ruslar zaten böyle bir riske karşı paralı asker grubu kurmuşlar. Çünkü Kremlin'den yapılan açıklamada e, Rus ordusuna kayıtlı resmi, herhangi bir Rus askerinin Suriye topraklarında ölmediği ifade edildi. Yani esasında 350 tane Rus askeri öldü ama bu kayıtlara geçmedi. Çünkü onlar paralı bir asker grubunun üyeleriydiler. Ve gördüğümüz kadarıyla Libya'da da karşılaştık. Libya'da az daha şey oluyorduk yani tam anlamıyla. Çünkü bizim TB İki bayraktarlarımız, topçumuz, oraya gönderdiğimiz kirpilerimiz vesairemiz ciddi bir şekilde meşru Libya ordusunun yanında yer alınca özellikle Wagner savaş grubuna bağlı savaş araçları, Halife Hafter'in yanında savaşan Wagner askerleri, onların zırhlı birlikleri falanları filanları Bizim bayraktarların hedefi oldu. Ve orada da şöyle bir, ortaya, bir durum ortaya çıkmıştı. Sovyet döneminden beri çok güvendikleri bazı hava savunma sistemlerinin TB2 bayraklara hiçbir müdahalede bulunamadı tam tersine o sistemlerin yine bizim SİHA tarafından yok edildiğinin görüldüğü izlendi. Bunun devamında zaten 2020 yılındaki Kaf Karabağ, ikinci Karabağ Savaşı'nda da aynı sistemler Ermenilerin elindeydi. Yine tb 2 bayraktarlara hiçbir şey yapamadılar. Niye bunları anlatıyorum? Bu bir şirket. Yani aynı zamanda da para kazanan bir yapısı var. Mesela Halife Hafter'in ordusunun bünyesinde yer alıyorlar. Ve bir bakıyorsunuz e, altın üçgen diye adlandırılan e, Libya'nın güçlü petrol yataklarında nöbetçi bunlar. Nasıl bir tesadüf. Bunlar o petrolün korumasını yapıyor. Ne demek bu? O petrolün getirdiği kazancın da parasını alıyorlar. Suriye'de aynı şekilde Suriye'nin bütün hassas noktalarında bunlar var ve Para kazanılan bütün alanlarında bunlar kullanılıyor. Aynı zamanda Suriye'deki e, rejim yanlısı milisler üzerinden de paralı asker sistemi uygulayarak para kazanmaya devam ediyorlar. Ama esas büyük kazançları Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da. Çünkü Orta Afrika Cumhuriyeti'ni tam anlamıyla orada büyük bir ee, işte muhalefetle hükümet arasında büyük bir çatışma var ve bu çatışmada Wagner askerleri hükümetin yanında yer almış vaziyette oranın bütün altın madenleri, elmas madenleri Mali'nin elmas madenleri e, ve e, Sudan'ın e, milis teşkilatı başkanı emetinin ortaklığında bütün altın madenlerini Evgeni Prigojin yönetiyor. Ve büyük paralar kazanılıyor buralarda. Öyle böyle değil. Mesela sadece 2022 yılında Sudan'daki altın madenlerinden çıkarılması, Birleşik Arap Emirliklerine gönderilmesi, orada nakite döndürülmesi ve bunun sonrasında da Wagner, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan'lı milisler arasında paylaşılması sürecinde ortaya çıkan rakam 17-18 milyar dolar. Böyle bir rakamlar. Bu sadece Su'da Yani elmas madenleri işte Orta Afrika'nın işte bu çerçevede Evgeni Prigojin'den bir açıklama geldi. Bütün bu anlattıklarımı doğrular bir açıklama. Putin de bu işin içinde. Putin parayı seviyor. Putin'in en büyük özelliği lüks seviyor. Lüks hayatı seviyor Putin. Öyle bir karakteri var. Soçi'de dev gibi bir malikanesi var. Saray, Buckingham Sarayı yanında solda sıfır kalır. Kendine ait. Onu da oligarklar yapmış. Putin kendi parasıyla yapmamış o sarayı. Hep orada yaşıyor zaten. Bakın, genç de bir karısı olduğu söyleniyor. Geçelim, ben dedikodu yapmayayım. Geçelim. Evgeni Prigojin diyor ki Wagner savaşçıları Afrika ormanında görevliler African Jungles ve bu coğrafyadaki terör gruplarına karşı mücadele ediyorlar sanki kendileri değiller. Ben kesinlikle kıtanın içindeyim. Açık söylüyor adam. Oyunu açık oynuyor. Bu adamı sevdim. Yani bu öyle batılılar gibi sinsi falan değil. Bu resmen söylüyor yani. Ben bu kesinlikle Afrika kıtasının içindeyim. Bizden yardım isteyenleri korumak için Afrika'dayız. Afrikalı sivilleri onların ulusal çıkarlarını teröristlerden, haydutlardan korumak için oradayız. Oradaki güçlerimizin bir kısmı Afrikalı değil. Bütün bu harekatlar, şimdi cümleye bakın. Bütün bu harekatlar benim iş adamı olarak oluşturduğum Fonlar üzerinden yürüyor. Ne fonmuş o ya? Yedi kıtada savaşıyorsun birader. Ukrayna'sı, Orta Afrika'sı, Sudan'ı, Mali'si, bitmiyor Suriye'si, Libya'sı. Ne fon? İşte o fonlar o fonlar. Soygun fonu. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'de sivil ölümlerine neden olduğumuz iddiaları yalandır diyor. Ne? Neyse. Bu yalanları Amerikalılar ve Fransızlar üretiyor. Bunların terörizmle mücadelesi de büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü tembel ve gereksiz insanlar, Fransız ve Amerikalı askerler için söylüyor. Genelde askeri üstlerdeki rahat koltuklarında oturarak sadece kendilerini koruma altına alarak teröristleri yeneceklerini sanıyorlar. Bu olay şu savaş giderek savaş giderek bir sektör haline geliyor. Farkında mısınız? Yani paralı askerler, altın madenleri, elmaslar, milis teşkilatları bunlar normal savaşlar değil arkadaşlar. Yani bu savaşlar işte bölgesel milis teşkilatların mesela PKK petrole el koyuyor Suriye'de. Amerikalılar petrolü çıkarıyorlar. Sonra Suriye rejimine satıyorlar paraları dö döndürmek için. Böyle bir aptalca bir dünya sistemine geldik. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani para doğal kaynakların sömürülmesi ve insanların öldürülmesi iç içe geçmiş vaziyette. Bunun en net örneği işte bu evgeny Prigojin. Ama bir tek bu mu? Hayır. Bütün yerel çatışmalara bakın. Taliban'ın Afganistan'ı da dahil olmak üzere Latin Amerika'nın e, solcu gerillaları da dahil olmak nerede yasa dışı paralar varsa nerede kolay ele geçirilecek doğal kaynaklar varsa orada hemen bir milis teşkilatı bir terör örgütü ve onun arkasında bir takım küresel güçler bir araya geliveriyorlar. Evgeni Prigojin'in bu açıklaması Putin rejiminin Afrika'daki sömürü sistemini ve bu sömürü sisteminin küresel ülkesel bazda gelişen çatışmalardan kaynaklandığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Hoşçakalın.